ülke gündemi ve sivil toplum örgütlerinin konuşulacağı Fakir Yılmaz ile gazetecilerle gündem programına bu hafta, İstanbul Kuyumcular Derneği Genel Başkanı Nihat Atam, iş insanı, Ardahan Kültür Evi Başkan Adayı Recep Yıldırım ve gazeteci Serhat Seferoğlu konuk olacak. Gazetecilerle gündem her pazar saat 15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Sendikacılık, cemiyetçilik nasıl yapılır? Sendikacılığın sarılaştığı, solculuğun ulusallaştığı ülkeden Saraçhane surlarına sur olan polisi aşıp, Taksim'e çıkılamayacağını gördüğümüz dün gözüne operasyon yaptırdı. Yüzünü botokslatı, saçlarını boyattığı öne sürülen muhalefet liderinin polis gazından korkup, alanda adeta kaçtığını izlerken birlikte hareketi, bir olmanın, dürüst olmanın, samimi olmanın e kadar önemli olduğunu dair kez daha anlamış olduk. Evet. Tüm yasak ve engellemelere karşın 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacaklarını söyleyip sahaya çağırdıklarını orada bırakıp akıl aldıkları İBB'ye sığınanların lider değil, emanetçi olduklarını da anladığımız 1 Mayıs'ta asıl sorunun sivil toplum örgütlülüğünü, sendikacılığının yani birlikteliğinin önemini bir kez daha anladık. Yani iktidarda olduğu dönem içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB NCE vakıf ve derneklere toplam 357 milyon 453 972 lira harcandı. Sadece bir vakfın ulaşım, yeme içme giderinin bütçeye 56,5 milyon lira yük getirdiği söylenen ülkede İBB'yi alanların iş vermediği, yüzlerine bakmadığı, aşırı deyip, destek vermediği, kendi cep harçlıklarıyla toplu taşımaya binerek ya da yürüyerek yaya ya o alana gelenlere rağmen alan bırakılmış kaçılmıştı ama mevcut iktidarın İmam hatip ve Kur'an kursları üzerinde oluşturduğu daha sonra TUSİADA alternatif olarak müsiyat gibi kuruluşların oluşması ile sivil toplum örgütlerinin değerini anlayıp, yöresel dernekler dahil birçok cemiyetle hareket etmesiyle geldiği iktidarda 22 yılı geride bırakmanın keyfini yaşıyor. Tabi bu 22 yıl süresince içine girdiği şımarıklıkla başta mahalle komisyonları olmak üzere birçok sıtyada görmezden gelip, dışlamaya başlayınca başta İstanbul'da olmak üzere birçok kentte seçimleri kazanamayıp aldığı darbe ile morali bozuldu. Ve bugün yeniden toparlanma, yeniden mahalle komisyonları kurma hesapları içine girdi. Öte yanda başta CHP olmak üzere karşı grup iktidarını ötelediği, şımarıp görmek istemediği STK'lara, federasyonlara, derneklere sahip çıkmış yanına çekerek başarısına başarı katmış ve başta Esenyurt'ta olmak üzere hemşericilik üzerinde olmak üzere birçok alanda kendine yol açmış ve seçimlerde seçilmeyi başarmıştır. Peki bunlar olurken cemiyetçiler ne yapmışlar? Kimi kuruldukları gibi kalmış, kimi kaz, pilav pişirmeye devam etmiş kimi iste, güçlü bir lobi, parolası ile kendinden vermiş ve toplumunun fertlerinin siyasette de var olması için çabalar ortaya koymuş, tüm engelleme ve paçalara yapışmalara rağmen, varım, varız, demeyi başarıp, başta siyasi partileri olmak üzere kendisini her alanda ortaya koymayı başarmış. Kim bunlar dediğimizde başta zaman zaman çok kızdığımız hatta düşman ilan ettiğimiz ve adına, Yahudi lobisi, Ermeni cemiyetleri, hatta, Gürcü mafyası, ya da, Karadenizliler, dediklerimiz aslına dernekçilikle, federasyonculukla ve diğer adıyla lobicilikle yani cemiyetçilikle bugün değil şehirlerini, kentlerini, kasabalarını, ülkeyi, dünyayı yönetme noktasına gelmişlerdir. Peki bu durumu algılayan, anlayanlar mı çok anlamayanlar mı? Bilmem ama insanların birbirinden haberdar olması için sanal ortamlarda kurulan gruplarda bir saniye bile durmayıp hemen çıkanların çok akıllı sandıkları kendilerinin aslında o çok istenen lobicilikten uzak olanlardır yani dernekçiliği, federasyonları, cemiyetleri anlamayıp, desteklemeyip, yetmez engelleyip iş yaptırmama çabası içinde olanların daha çok olduğu bir ülkenin 24 Nisan'da ülkeyi dünya nezlinde zorda bırakan Ermeni lobisi karşısında ya da Amerika dolarının altında ezilen taraf olduklarını anlamayanlardır cemiyetçiliğin nasıl yapıldığını, yapılacağını anlamayanlar. Şef kırmakta, moral bozmakta bir bir olan bu grubun yerinde pinekleyen, küçük olsun. Benim olsun diyenlerden başkaları olmadığı bir gerçek olan bu süreçte cemiyetçilik yapmak isteyenlerin de teslim olmaması, direnmesi hatta mevcut iktidar dahil cemiyetçiliğin önemini kavraması için mücadeleye devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, zor bir o kadar da stresli bir iş olan ama daha dün karşısına ı kurup. Öteledikleri TUSİAD'ı kabul eden ve içine girdikleri ekonomik sıkıntıdan çıkmak için yardım isteyen Erdoğan'a dahil herkese güçlerini kabul ettirmek için mücadeleye devam etmeliler. Çünkü bu ülkenin olduğu gibi dünyanın bir gerçeği olan cemiyetçiliğin aslında bir örgütleme stili olduğu ve bu örgütlemenin bu ülkenin kurtuluşuna büyük destek veren önce çete sonrasında ordu olanlar gibi yılmadan mücadele vermesi gerekir ki, Cemiyetçiliğin nasıl bir güç olduğunu ortaya koymalıdır. Bunu yaparken de her işte olduğu gibi cemiyetçilikte de işin hiç kolay olmadığı, çeper dibinde fesatlık yapanlar dahil birçok engelin olduğunu ve asıl işlerinin bu fesatları ve fesatlıkları aşıp topluma kendisini kabul ettirmek gerekir. Onun için de cemiyetçiliğin nasıl yapılacağını ortaya koymak için mücadeleye devam etmek gerekir. Ben de onu yapıyorum, yapacağım siz de onu yapın yapanlara destek olun derim. 31 Mart'ta cübbeler, pop kazandı. Atı alanın Üsküdar'ı geçmeyip, sahiline indiği şu günlerde kutlanan çocuk bayramında, 23 Nisan, mutlu oluyor insan, söylemi altında yapılan etkinliklere baktığımızda, 31 Mart'ta yapılan ve ülkenin ekonomisinin 78'inde döndüğü söylenen belediyelere demlenen CHP'ye oy veren vatandaşlar mı yoksa başkaları mı kazandı? sorusuna cevap vermek için avazınızın çıktığı kadar bağırsanız da saz, caz ve patlatılan havai fişekler arasında sizi duyanın olmadığını görüyorsunuz. CHP'li Ardahan Belediye Başkanı, kendisine namusum kadar güveniyorum, dediği ve AK Partili Ardahan Eski Milletvekili Atalay'ın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben, özrü kabahatinden büyük, sözüne en açık örnek ki CHP'nin ideolojisi ve tarihi pratikleriyle birebir örtüşen samimi bir meydan okuma ikincisi mide bulandıran koca bir yalan samimiyetle söylüyorum, bu ülke bu muhalefeti hak etmiyor. Dediği bir seçim süreci ardından kazananın. Kayıp edenin kim olduğu tartışılmaya devam ederken bence kazananın poçular, türkücüler hatta rakçular kazananlar olduğudur. Evet, 31 Mart genel seçimlerinde oy kullandığı sırada evde geçirdiği bir kaza sonrasında yüzünden ve kolundan yaralandığı ifade eden, kolundaki sargı ile dikkat çeken ve son olarak da MHP resmi hesabı Ferdi Tayfur'un, Söyleten Sensin, şarkısı eşliğinde adeta zoraki yürüyüp, düşmedim ayaktayım, diyen Devlet Bahçeli'nin kime ya da kimlere mesaj verdiğinin de tartışıldığı şu günlerde bana göre kayıp edenler AK Parti ve MHP, değil, cemaatler, kazanında demli CHP'liler de rak pop, türkücüler kazanmıştır. Çünkü Erdoğan'ın İBB başkanı olduğundan bu yana başlarına geçirdikleri sarıklar, cübbeler, giydikleri şalvarlarla, bıraktıkları sakallarla İBB başta olmak üzere AK Partili belediyeleri, devletin bakanlıklarını Allah rızası, pardon İmamoğlu'nu ziyaret edip, döner kesen Alman'ın Mercedes'inden inmeyen cemaat liderlerinin hayır dualarını almak için dalanlar son seçimin asıl kayıp edenler olduğunu, kazananların pop, rock, türkücüler olduğunu görmek için çocuklar ve o çocuklara harçlık veremeyen, et alamayan, kira ödeyemeyen halktan çok kimin mutlu olduğunu 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yapılan konserlere ve o konserlerde sahne alanlara bakmak yeter, artar bile yani kısacası kur, anında Arapça okunduğu şu dünyada Arap bir gazetecinin Arapça sorduğu soruyu anlamayıp, tercüman aracılığı ile ancak cevaplayabilen ve, korkumuzdan araba alamıyoruz, diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı zırhlı Mercedesli makam aracından sonra Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal adı güzelin eşi Elif Duygu adı güzeli başkan yardımcısı olarak atandığı iddiasıyla çalkanan ve AK Partili geçmişleriyle tanınan yeni ama çok özel, Gizli, olan meslektaşlarım olduğu ileri sürülen danışmanlarıyla takibe alınan İstanbul Çekmeköy'deki benim hemşo başkanın şehit ailelerine tahsis ettiğini belirttiği TOGG'lerden birinden sonra, Audi A6 tahsis edildiği öne sürülen ülkemde vatandaş, halk, millet denenler değil, hep aynı birileri kazanıyor. İnanmıyorsanız yapılan her seçim sonrası, kafalar değil, araçlar değişiyor, dedirten gelişmeleri hafızalarınızda yoklayıp, Hatırlayıp ve en son seçimin kayıp edenlerinin, deniz manzaralı, sahil kenarları dahil, cami yapacağız, Sudan'da kuyu açacağız, Afrika'da açları doyuracağız, deyip yardım, bağış adı altında lüks araçlar alan, devasa külliyeler yapan cemaatler, kazananların ise milyonları bulan ücretlerle çıktıkları konserler rak yapanların kazandığını iddia mı bir düşünün de.